Coğrafya Cepte kanalından herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar sınavlara hazırlık videolarımız devam ediyor. TYT Coğrafya Soru Çözümleri serisindeyiz. Dünyanın şekli hareketleri konusunda dördüncü videomuzdayız. Aşağıdaki şekilde dünya üzerinde K, L, M ve N merkezlerinin bulunduğu konumlar gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisinin yukarıdaki merkezlerden herhangi birine ait olduğu söylenemez. A şıkkında 21 Haziran'da gündüz süresi en uzundur demiş. 21 Haziran'daki kuralımızı hatırlıyoruz arkadaşlar. Kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. En kuzeydeki merkezde gündüz süresi en uzundur. O zaman A şıkkı için K merkezini söyleyebiliriz. A şıkkıyla K merkezini eşleştirdik. Bolu şıkkında 21 Aralık'ta gölge boyu en kısadır diyor. Gölge boyunun en kısa olabilmesi için güneş ışınlarının en büyük açıyla gelmesi gerekir. 21 Aralık'ta güneş ışınları oğlak dönencesine dik açıyla gelir. Hemen oğlak dönencesine bulalım. Buraya güneşi yapalım. Oraya en yakın merkez güneş ışınlarını en büyük açıyla alacaktır. Dolayısıyla da gölge boyu kısa olacaktır. O zaman Bolu şıkkıyla da N merkezine eşleştirmiş olduk. N de gitti. Ceyhan şıkkında yıl boyunca tan ve grup süresi en kısadır demiş. Tan ve grup süresi. Güneşin doğuş süresi tam vaktidir. Güneşin batış vakti de grup vaktidir. Güneşin doğduğu ve battığı o an, o alacak karanlık süresi çizgisel hızla ilgilidir arkadaşlar. Çizgisel hızın en fazla olduğu yerlerde yani ekvatora yakın yerlerde Tan ve grup süresi alaca karanlık süresi kısa sürmektedir. Kutuplara yakın merkezlerde çizgisel hız az olduğu için orası daha yavaş döndüğü için tan ve grup süreleri uzamaktadır. Yıl boyunca tan ve grup süresinin en kısa olduğu merkez ekvatora en yakın merkez olmalıdır. Verilen merkezler içinde ekvatora en yakın merkez M'dir. Dolayısıyla C şıkkını da M merkezi ile eşleştirmiş olduk. M de gitmiş oldu. Denizli şıkkında 21 Haziran'da güneş ışınlarının atmosferde tutulması en azdır diyor. Atmosferde tutulma olayını hatırlatıyorum arkadaşlar. Güneş ışınları eğer büyük açılarla geliyorsa atmosferde tutulma azdır. Güneş ışınları eğer eğik açılarla geliyorsa atmosferde tutulma fazladır. Önemli bir bilgi unutmayın. Güneş ışınları büyük açıyla geliyorsa tutulma az. Güneş şınları E açıyla geliyorsa tutulma fazladır. 21 Haziran'da tutulma azdır demiş. Yani büyük açıyla gelmeli. 21 Haziran'da güneş şınlarını en büyük açıyla alan yer dönen yengeç dönencesidir arkadaşlar. Bu merkezler içerisinde yengeç dönencesine en yakın merkez de L'dir. Bakın Denizli seçeneğiyle de L merkezini eşleştirmiş olduk. E, Edirne şıkkı cevabımız olacak. Peki Edirne şıkkında istediği merkez neresi olacak? Ona bakalım. 21 Aralık'ta 24 saat gündüz yaşanmaktadır. 21 Aralık'ta yaşananları hatırlayın arkadaşlar. 21 Aralık'ta güney yarımkürede en uzun gündüz yaşanıyordu. Güneye doğru gidildikçe gündüz süresi uzuyordu ve en önemli bize soruyu çözdürecek maddede 24 saat gündüzün yaşandığı merkez Güney Kutup dairesiydi. Yani 66 33 Güney enlemiydi. Verilen merkezlerden hiçbiri 66 33 Güney merkezinde değil. Dolayısıyla Edirne şıkkındaki durum bizim merkezlerimizden hiçbirine ait bir özellik değildir. Cevabımız Edirne seçeneği. Evet, sıradaki sorumuz da yine önemli bir soru. Dünyanın Güneş'e göre konumunun yukarıdaki gibi olduğu bir tarihte aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşmez diyor. İlk önce bu tarihi yazmamız lazım arkadaşlar. Bu konumun yaşandığı tarih nedir? Bakın kuzey yarımküre Güneş şınlarını daha büyük açılarla alıyor ama yetmez. Bir şeyden daha emin olmamız lazım. Aydınlanma çizgisinin tam olarak 66-33 kutup dairelerinden geçtiğinden emin olmamız gerekiyor arkadaşlar ve burada da geçmiş 66-33'lerden geçmiş aydınlanma çizgisi kuzey aydınlık olacak şekilde güney karanlık olacak şekilde kuzey yarım küre güneş şınlarını daha büyük açılarla alıyor güneş şınlarını yengeç dönencesi dik açıyla alıyor anlamına gelir. Bu tarih 21 Haziran'dır verilen konum 21 Haziran'dır. Buna göre şıkları okuyalım. A şıkkında kuzey yarım kürede yaz başlamıştır diyor. Hemen artımızı koymuş olalım. 21 Haziran kuzey yarım küre için yaz başlangıcıdır. Bolu şıkkında güney yarım kürede en uzun gece yaşanmaktadır diyor. Bu da doğru arkadaşlar. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanmaktadır. Güney yarım kürede de en uzun gece yaşanmaktadır. Bizim tersimiz yaşanacak orada da. Buna da artı koyduk. Ceyhan şıkkında ekvatorda gece gündüz eşitliği yaşanmaktadır diyor. Zaten ekvator için tarih fark etmiyor arkadaşlar. Ekvatorda yıl boyunca gece gündüz süresi eşittir. Temel kurallarımızdan hatırlayın. Ekvatorda yıl boyunca gece gündüz süresi eşittir. Peki tüm dünyada gece gündüz süresinin eşit olması için hangi tarihler olması gerekiyordu? Ekinoks tarihleri 21 Mart 23 Eylül. Tekrar tekrar söylüyorum önemli 21 Mart ve 23 Eylül'de tüm dünyada gece gündüz süresi eşittir. Ekvatorda ise yıl boyunca gece gündüz süresi eşittir. Dolayısıyla Ceyhan şıkkı da doğru. Ona da artı koyduk. Kuzey yarım kürede gündüzlerin kısalmaya başladığı tarihtir diyor. Sevgili arkadaşlar 21 Haziran bizim en uzun gündüz yaşadığımız tarihtir. Zirveyi gördük daha uzunu yok. Yani bu aynı zamanda gündüzlerin kısalmaya başlayacağı anlamına gelir. Bu da doğrudur ama dikkat. Bakın 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşamak Gündüzlerin kısalmaya başlayacağı anlamına gelir ama hala gündüzler gecelerden uzun olmaya devam edecek 23 Eylül'e kadar. 23 Eylül'den sonra gece süresi daha uzun olmaya başlayacaktır. Evet, Denizli şıkkı da doğru. Edirne'de güney yarımkürede yıl içinde en kısa gölgeler oluşmaktadır diyor. Sevgili arkadaşlar, kısa gölgeler için güneş ışınlarının büyük açılarla gelmesi gerekir. Peki bu tarih 21 Haziran tarihi Güney yarım kürenin mi güneş şınlarını en büyük açıyla aldığı tarih? Hayır değil mi? Kuzey yarım kürenin en büyük açıyla aldığı tarih. Yani bizim en büyük açıyla aldığımız tarih. Gölge boylarının en kısa olduğu yerler bizdedir. Güney yarım kürede değildir. Dolayısıyla Edirne gerçekleşmez. Cevabımız E seçeneğidir. Evet sıradaki sorumuzdayız. Mevsimlerin oluşması ve yıl içinde gece gündüz sürelerinin değişmesi gibi durumların temel sebebi yer ekseninin eğik olmasıdır eksen eğikliği farklı cümlelerle ifade edilebilir. Aşağıdakilerden hangisi eksen eğikliğini tanımlayan ifadeler arasında gösterilemez diyor. Sevgili arkadaşlar hemen şu yan tarafa eksen eğikliğini açalım görelim. Yani eksen eğikliği sizin hep zihninizde olmalıdır. Hangi bölgede hangi açıyı kastediyor bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Biz şöyle şuraya açmış olalım ve buna göre şıklarımızı okuyalım. A şıkkında ekvatorla ekliptik arasında 23-27'lik açın olması demiş. Ekliptik demek yörünge düzlemi demektir arkadaşlar. Bakın ekvatorla yörünge düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık açı var. Bu eksen eğikliğini anlatan bir ifadedir. Buna artı koyduk. Bolu şıkkında yer ekseni ile yörünge düzlemi arasında 66 derece 33 dakikalık açının olması diyor. Hemen bakıyoruz yer ekseni ve yörünge düzlemi ekliptik arasında 66 derece 33 dakikalık açıyı görebiliyoruz. Buna da artıyı koyduk. Bu da eksen eğikliğini anlatan bir ifadedir. Ceyhan şıkkında Ekvatorla Ekliptik düzlemin çakışmaması demiş. Çakışmak üst üste binmek demek arkadaşlar. Gerçekten de Ekvatorla yörünge yani Ekliptik çakışmıyor, kesişiyor ama çakışmıyor. Eğer çakışsaydı tam düz durmuş olacaktı dünya ekseni eğikliği de olmayacaktı. O zaman Ekvatorla Ekliptik düzlemin çakışmaması da eksen eğikliğini anlatan bir ifadedir. Buna da artı koyduk. Denizli şıkkında ekvatorla yer ekseni arasında 90 derecelik açı olması diyor. Bakın arkadaşlar ekvatorla yer ekseni arasındaki açı zaten eksen eğikliğine bağlı bir açı değildir. Dünyanın şekliyle ilgili bir durumdur. Dünya tam düz dursa da eksenle ekvator arasında 90 derecelik açı olur. E, dünya yamuk dursa da yine ekvatorla eksen arasında 90 derecelik açı olacaktır. Bunun eksen eğikliğiyle hiçbir ilgisi yok. Dolayısıyla cevabımız denizli seçeneğidir. Edirne şıkkında yer ekseninin yörüngeye dik olmaması diyor. Gerçekten de şu kırmızı çizgiye bakın. Ekseni gösteren çizgiye bakın. Eksen yörüngeye dik durmuyor. 66 derece 33 dakikalık bir açıyla duruyor. Eğik duruyor yani. Edirne şıkkı da eksen eğikliğini anlatan bir ifadedir. Cevabımız denizli seçeneği. Evet, sıradaki sorumuzdayız. Kuzey yarımkürede ve orta kuşakta yer alan bir ülkede 10 günlük ziyaret için bulunan Hakan, otel bahçesindeki bayrak direğinin öğle vakti oluşan gölgesi her gün bir önceki güne göre daha kısa oluyordu demiştir. Buna göre Hakan bu ziyareti aşağıdaki aylardan hangisinde yapmıştır? Bakın 10 günlük süre içerisinde gölge boyu sürekli kısalmış. Gölgelerin kısa olması güneş ışınlarının büyük açıyla gelmesine işarettir. Bu temel bilgilerimizden bunu unutmayın güneş ışınları büyük açılarla geliyorsa gölge kısa olur. Güneş ışınları eğik açılarla küçük açılarla geliyorsa gölge uzun olur. Burada ise 10 günlük süre boyunca gölge sürekli kısalmıştır. Yani güneş çınlarının geliş açısı sürekli büyümüştür. Güneş çınlarının en büyük açıyla geldiği tarihe doğru gidiyor olmalıyım. Arkadaşlar kuzey yarım orta kuşakta yaşayan biz Türkiye güneş çınlarının en büyük açıyla hangi tarihte alıyoruz? 21 Haziran değil mi? 21 Haziran'a giden bir tarih mesela Mayıs ayı e gölgelerin kısaldığı ay olabilir. Güneş ışınlarının geliş açısının büyüdüğü ay olabilir. Mayıs ayı olduğu gibi Nisan ayı da olabilir arkadaşlar. Nisan ayında düşünün. Hazirana doğru gittiğim için güneş ışınları her geçen gün daha büyük açılarla geliyor demektir. E gölge boyu da her geçen gün kısalıyor demektir. Cevabım Nisan ayı olmalıdır. Diğerleri neden olmaz hocam? Mesela Ekim ayı Kasım aralık aralığa doğru gidiyorum güneş şınlarının En küçük açıyla geldiği tarihe doğru gidiyorum Gölge boyu sürekli uzayacaktır aynı şekilde Eylül Eylül Ekim Kasım aralık aralığa doğru gidiyorum e Güneş şınları her geçen gün daha küçük açıyla gelmektedir gölge boyu sürekli uzamaktadır Temmuz'a bakın Temmuz Haziran'a yakın ama Haziran'ı geçmişim sonuçta Haziran'da en büyük açıyı almışım artık güneş şınlarının geliş açısı küçülmeye başlamış Temmuz'da da, Ağustos'ta da artık açı küçülüyor. Yani gölge boyları da uzayacak anlamına gelir. Tekrar söylüyorum. Gölge boyunun her geçen gün daha da kısa olmasını istiyorsanız güneş şınlarının geliş açısının sürekli büyüdüğü, Haziran'a, 21 Haziran'a gittiğiniz bir ayda olmanız gerekiyor. 21 Haziran'ı geçip de aralığa doğru gittiğiniz bir ayda değil arkadaşlar. Cevabım Nisan ayıdır, Bolu seçeneğidir. Sıradaki sorumuz aşağıdaki durumlardan hangisinin dünya yalnızca yukarıdaki konumdayken yaşandığı söylenebilir? Yukarıdaki konuma bakıyorum. Aydınlanma çizgisi tam olarak kutup noktalarından geçmiş. Güneş ekvatora dik açıyla geliyor anlamına geliyor. Arkadaşlar bu tarihte 21 Mart ya da 23 Eylül olmalıdır. Hemen yazalım. Bu tarih ya 21 Mart'tır ya da 23 Eylül'dür. A şıkkında Ekvator'da gece gündüz eşitliği yaşanır diyor. Ekvator'da zaten yıl boyunca gece gündüz eşittir arkadaşlar. Sadece equinox tarihlerinde değil ki o dolayısıyla sadece bu tarihte yaşandığı söylenemez. A şıkkını eledik. Bolu şıkkında aydınlanma çizgisi kutup dairelerine teğet geçer diyor. E zaten bu tarihte bile kutup dairelerine teğet geçmemiş. Bakın bu tarihte kutup noktalarına teğet geçmiş. Kutup dairelerine değil, kutup daireleri 66 33'lerdir. Kutup dairelerine teğet geçtiği tarihler 21 Haziran, 21 Aralık tarihleri olmalıdır. Bu tarih değil. Bunu da elemiş olduk. Ceyhan şıkkında Kuzey Kutup Dairesi'nde 6 aylık gecenin başlangıcıdır diyor. Kuzey Kutup Dairesi'nde bir kere 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanmaz. O 6 ay gece, 6 ay gündüz olayı Kuzey Kutup noktası, Güney Kutup noktası gibi Kutup noktalarına ait bir özelliktir arkadaşlar. E bu cümle de zaten doğru bir cümle değil. Bunu da elemiş olduk. Denizli şıkkında kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya başlar diyor. Kuzey yarım kürede gündüzlerin uzamaya başladığı tarih 21 Aralık'tır. 21 Aralık bizim en kısa gündüzü yaşadığımız tarihtir. Dibi görmüşüz artık. Daha kısası yok. Bu da 21 Aralık'ta gündüzlerin uzamaya başlayacağını gösterir. E bu tarihler 21 Aralık değil arkadaşlar. Equinox tarihleri. Dolayısıyla Denizli seçeneği de gitti. Edirne şıkkında 45 enlemlerinde cismin boyu gölge boyuna eşittir diyor. Önce cismin boyunun gölge boyuna eşit olması için ne olmalı bunu anlatmak istiyorum cismin boyu gölge boyuna eşitse güneş ışınları 45 derecelik açıyla geliyor demektir. 45 derecelik açıyla alan yerde bu tarihlerde 21 Mart, 23 Eylül tarihlerinde 45 enlemleridir arkadaşlar. Dolayısıyla Edirne şıkkı doğrudur. Aman dikkat. Edirne şıkkında ne diyor? Cismin boyu gölge boyuna eşittir. Bunun için güneş 45 derecelik açıyla gelmelidir. Yukarıda verilen tarih 21 Mart ya da 23 Eylül'dür. Bu tarihte güneş ekvatora dik açıyla gelir. Peki nereye 45 derecelik açıyla gelir? Ekvatora 45 derece uzaklıkta bulunan enlemlere, yani 45 enlemlerine. 45 enlemlerine 45 derecelik açıyla geliyorsa cismin boyu gölge boyuna eşit olacaktır. Evet, bu durum yalnızca yukarıda verilen tarihte gerçekleşen bir durumdur. Cevabımız da Edirne seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar, soru çözümlerinde bir testimizin daha sonuna geldik. Soru çözüm videoları devam edecek ama sizin desteğinize ihtiyacımız var. Beğeniler, yorumlar ve sevdiklerinizle bu videoları paylaşmalarınız bizim için en büyük destek olacak. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.